Bilim insanları, büyük patlamadan sadece 570 milyon yıl sonra oluşmuş bir kara delik keşfetti. İnsanlık için evrenin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam eden kara delikler hakkında bir keşfe daha imza atıldı. Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu'nun yardımıyla bugüne kadar keşfedilen büyük patlamaya zaman olarak ek yakın süper kütleli kara deliği gözlemledi. Kara delik, 2015 yılında Hubble tarafından keşfedilen ve o dönemde keşfedilen en yaşlı olan JWST-1019 galaksisi içinde yer alıyor. Kara deliğin, büyük patlamadan sadece 570 milyon yıl uzakta olduğu paylaşıldı. 570 milyon yıl uzaklık diyoruz ancak bu, bildiğimiz türden bir uzaklık değil. Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz evrenin, yaklaşık 13,8 milyar yıl önce gerçekleşen, büyük patlama sonucu meydana geldiği varsayılıyor. Son keşifte de karşımıza çıkan, büyük patlamaya 570 milyon yıl kalıbını, bu zaman akışıyla, gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bir diğer deyişle kara delik, günümüzden 13,2 milyar yıl önce varlığını sürdürüyordu. Bugün gördüğümüz izleri de aslında 13,2 milyar yıl öncesinin bize bir yansıması. Süper kütleli kara delik, aktif bir şekilde gözlemlendi. Bir diğer deyişle kara delik, şu anda gözlemlediğimiz haliyle, yıldızlardan ve diğer yapılardan beslenmeye devam ediyor. Şu anki kütlesi ise, Güneş'in 10 milyon katına denk geliyor. Evrenin sisli şafağında gizlenen bir nesne, az önce gökbilimcilere büyük bir sürpriz yaptı. James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla toplanan gözlemler, Güneş'in kütlesinin 10 milyon katı, aktif bir süper kütleli kara delik ortaya çıkardı. Etrafındaki uzaydan maddeyi çekerken, aktif olarak büyüyen bir kara delik. Büyük patlamadan sadece 570 milyon yıl sonra, bu şimdiye kadar tespit edilen, en erken büyüyen süper kütleli kara delik, ancak bilim adamları onun rekor sahibi olarak, uzun süre kalmayacağını umuyor. Kara delik, daha önce EGSY-8P7 olarak bilinen, ancak o zamandan beri JWST-1019 olarak yeniden adlandırılan, şimdiye kadar tespit edilen, en eski gökadalardan birinin içinde bulundu. Keşfi, erken evrenin en büyük kafa karıştırıcılarından birine yardımcı olabilir. Kozmik şafaktaki kara deliklerin bu kadar kısa sürede, nasıl bu kadar büyük boyutlara ulaştığı sorusuna. En uzak aktif galaktik çekirdeği ve, şimdiye kadar bulduğumuz en uzak, en eski kara deliği bulduk. Başlangıçta JWST-1019 galaksisi evrenin çok erken dönemlerinde, yıldız oluşumu tarafından üretilen ışığı araştıran çalışmasının, bir parçası olarak bakıyordu. Liman alfa emisyonu adı verilen bu ışığın, nötr hidrojenin yıldız oluşum aktivitesiyle, iyonlaşmasıyla üretildiği düşünülüyor. Erken evren, ışığın yayılmasını engelleyen, bir nötr hidrojen sisi ile doluydu. Ancak bu hidrojen iyonlaştırıldıktan sonra ışık serbestçe akabilirdi. Bilindiği üzere bu yeniden iyonlaşma çağı, tam olarak anlaşılamamıştır. Bunun 13,8 milyar yıl önceki büyük patlamadan sonraki, ilk milyar yılda gerçekleştiğini biliyoruz, ancak bunu evrenin erken dönemlerine kadar görmek gerçekten zor. JWST-1019 ve bir avuç diğer süper erken gökada, nispeten parlak oldukları için bu araştırma için, mükemmel hedeflerdir. Galaksi, 2015 yılında Hubble verilerinde tanımlandı ve, o sırada gözlemlenen en eski, en uzak galaksiydi. Sonraki gözlemler onun varlığını doğruladı, ancak daha ayrıntılı bilgiler belirsiz kaldı. Evrendeki en eski ışık, evrenin genişlemesi nedeniyle, o kadar uzaklara kadar spektrumun kızılötesi kısmına kaydı ki, onları araştırmak için James Webb Teleskobu gibi güçlü, özel bir kızılötesi alet gerekti. Dolayısıyla, James Webb ortaya çıktığında, bu çağın Hubble gökadalarının en parlağı olan, JWST-1019 açık bir hedefti. Teleskop, 4 aletiyle birlikte, galaksiye sadece 1 saat baktı, ancak çok sayıda veri döndürdü. O anda, James Webb ile görebildiğimiz her şeye bakın, bu galaksinin tayfının tamamını gördük. Ve evrendeki herhangi bir galaksiyi, daha önce hiç görmedik. Bilgi miktarı karşısında şaşkına döndüler.
ama sonra pek beklemediği bir şey fark ettiler. Yıldız oluşumunun ışığına ek olarak, genellikle AGN ile ilişkilendirilen geniş bir emisyon özelliği vardı. Ve bazı AGN araştırmacılarına bundan bahsettiğinde işler ilginçleşmeye başladı. Tipik olarak erken evrendeki bir galaksi, ya bir AGN'den ışık yayar ya da yıldız oluşumundan ışık yayar. İkisini de aynı galakside görmek son derece beklenmedikti. Hangisi olması gerektiğine, biri ya da diğeri olması gerektiğine dair, bütün bu tartışmayı haftalarca sürdürdüler. Ve her ikisi de olduğu ortaya çıktı. Görüyoruz, ancak görüntülerimizde gördüğümüz ışığın çoğuna, hala galaksinin yıldız oluşturan kısmı hakim. Süper kütleli bir kara deliğin 13,2 milyar yıldan daha uzun bir süre önce var olması ve büyüdüğünün görülmesi, sandığınız kadar şaşırtıcı değil. Erken evrende çok daha büyük kara delikler tespit edildi. Büyük patlamadan 690 milyon yıl sonra tespit edilen bir kuasar gökada olan J1342928, 800 milyon güneşte çalışan süper kütleli bir kara deliğe sahiptir. Büyük patlamadan 670 milyon yıl sonra J0313806 kuasar gökada da kara delik 1,6 milyar güneşte ölçülmüştür. Bu kuasarların her ikisine de AGN emisyonu hakimdir. Larson ve meslektaşları, JIRS-1019 galaksisinin temsil ediyor gibi göründüğü şeyin bir ara adım olduğuna inanıyor. Daha sonraki, daha büyük AGN hakimiyetindeki galaksiler ile bu galaksilerin ve kara deliklerinin ilk etapta nasıl oluşmaya başladıkları arasındaki bir nokta. Bu galaksilerdeki kara deliklerin, evrenin ilk zamanlarında nasıl bu kadar büyük olduğunu bilmiyorduk ve hala da bilmiyoruz diye açıklıyor. Öyleyse bulduğumuz şey, atası veya bu inanılmaz derecede büyük kuasarlara dönüşen şey olabileceğini düşündüğümüz şeydi. JIRS-1019 galaksisindeki süper kütleli kara deliğe bakan araştırmacılar, nesnenin evrendeki ilk yıldızlardan biri gibi büyük kütleli bir nesnenin çökmesinden oluştuğunu düşünüyor. Bu yıldızlar, bugün etrafımızda bulunan yıldızlardan çok ama çok daha büyüktü, dolayısıyla böyle bir çöküşten kaynaklanan kara delik, süper kütleli olma yolunda bir adım önde olabilirdi. Ama yine de biraz takviyeye ihtiyacı olacak. Bu periyodik süper Eddington birikimi şeklinde gelmiş olabilir. Eddington sınırı, kara deliklerin büyüyebileceği maksimum sürdürülebilir hızdır. Malzeme, bir diskteki kara deliğin etrafında dönerek, kara deliği bir kanaldan akan su gibi besler. Eddington sınırının üzerinde, malzeme o kadar hızlı hareket ediyor ki, kara deliğin etrafında dönmek yerine uzaya uçuyor. Süper Eddington birikimi yalnızca, kısa süreler için mümkündür. Ancak ekibin modellemesine göre, JIRS-1019 galaksisi merkezindeki kara deliğin, büyümesine yardımcı olan patlamalarda bu mümkün olabilir. Ancak onlar hakkında daha fazla şey öğrenmenin en iyi yolu, daha fazla ara gökada bulmaktır ve bu, son derece başarılabilir görünüyor. Sonuçlar sadece bir saatlik gözlemlerden geldi. Gerçekten derin gözlemlerin daha uzak ve, hatta daha sönük galaksileri, ortaya çıkarması ve sonunda evrenin, nasıl doğduğunu ve nasıl büyüdüğünü, anlamamıza yardımcı olması bekleniyor. Rekorumun uzun süre dayanacağını sanmıyorum. Umarım öyle olmaz, çünkü bu soruları yanıtlamaya başlamamızın, daha heyecan verici olduğunu düşünüyorum.